Buranın samba etkinliği bir saat sonra başlayacak. Senegal. Arkadaşım da Senegal'denmiş. Heku Heku. Heku Heku adında çaldı. Biraz bu tarafa geleceğim. Hava alacağım. Evet. Göz suari, göz suari. Okey. Bugün samba günü. Brezilya'ya gelip samba yapmamak olmaz. Sambayı da merak ediyorum. Bir Karadenizli olarak bizim için horon neyse Brezilya halkı için de samba o. Ve bu bölgede de böyle insanlar sambadan önce geliyorlar. Muhabbet, sohbet. Sambanın başlamasına biraz var. O yüzden şuraya oturacağım. Abi sambanın çıkışı hem dans hem aynı zamanda bir müzik. İlk plak 1917 yılında çıkıyor. Ama sambayı kim buldu? Bu müzik tarzını kim buldu? Belli değil. Sadece Afrika kökenli olduğu biliniyor ve isim belli olmasa da bir takım işçiler tarafından bu tarzın oluşturulduğu söyleniyor. Samba'nın doğduğu yer Rio. Şu anda da bu etrafta gördüğünüz yer abi yukarı doğru gidiyor. Buranın popüler yerlerinden. Vallahi ben de deneyeceğim ilk defa. Türkiye'deyken alışmıştık horon tepmi. Buradayken de bakalım Brezilyalılara ayak uydurabileceğiz mi? Ya bildiğim kadarıyla çok tempolu bir dans. Aşırı derecede efor gerektiriyor. Kıvrak olmak gerekiyor. Ayak hareketleri gerekiyor. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Ama bu da bir deneyim olacak benim için. Buranın samba etkinliği bir saat sonra başlayacak. Bunun gibi Rio'da birçok dans etkinliği yapılan, samba etkinliği yapılan yer var. Diğer dans türleri için de aynı şekilde yerler var. Ki bu adamlar biliyorsunuz Rio demek eşittir karnaval demek, Rio karnavalı demek eşittir samba demek. Buradaki dans okulları ki ilk dans okulu 1930 yılında açılmış. Samba yapan insanlara sambist deniliyor. Sambist yetiştiriliyor. Ve onlar da kılık kıyafetleriyle, dans figürleriyle ve o dünyaca ünlü samba dansı geçişlerini yapıyorlar. Bakalım umarım keyifli bir gün olur. Aktarabildiğim kadar size görüntü aktaracağım. İzlemede kalın. Abi mekanda şöyle bir bitki var. São Jorge kılıcı olarak geçiyor. Bu bizdeki nazar boncuğu var ya, onun Brezilya versiyonu. Bunu böyle insanlar evlerine, iş yerlerine koyuyorlarmış. Kötü duygulardan, kıskançlıktan, hasetten koruduğuna inanılıyormuş. Sert bir yapısı olduğu için böyle bir anlam yüklemişler. Abi mekanın yeri burası. Bu tarafta böyle bir pankart asmışlar. Samba ile alakalı bilgiler var. Abi girişte üst araması yapıyorlar. İç taraf kapalı. İlginç. Bakalım. Umarım severiz. Kalabalık. Başlamasına da çok az kaldı muhtemelen. Ben şu anda şöyle bir ortamı süzüyorum. Bakıyorum ne var ne yok diye. Bu tarafta da hediyelik eşyalar var. Abi kulübün adı Renes Chancha Kulüp. 1951-2021 ve bu Afro Brezilya kültürünü yaşatmak için burada insanlar el emeği, göz nuru veyahut da kıyafetlerini falan yapıp satıyorlar ve burada da yine Brezilya'nın önde gelen simalarından Afro Brezilyalıların hakkını savunmuş insanların fotoğrafları var. Gençler de burada oynuyor. Yine her şey el yapımı. Tarafta şöyle sergileniyor. Yine kültürel kıyafetler. Hello. How are you brother? From Africa. Senegal. Senegal. From? Turco. Yes. African style. I like strong color. How much? 80. Yeah. So black. I wanna try. Şu tişörtler 80 real. Bu 80'ler yani 160 lira. Bunlar da 30 real. Abilerimiz böyle eşyalarını satıyorlar. Rengarenk, cıvıl cıvıl. Renkler çok güçlü. I like bro. Böyle. Senegal. Arkadaşım da Senegal'denmiş. Yine aynı şekilde şöyle fesler var. Brother, this is Muslim style? Yeah, Muslim style. Not. Ha, bu şekilde. Bizdeki fes gibi böyle. Burada da böyle kötürler var. Burada da yine geleneksel çalgılar. What's name? Pantero adında bir çalgı. Panchero. Abim şimdi çalacak bakalım.
Yine aynı çubukla çalınan Heku Heku. Heku Heku. Heku Heku. Heku Heku. Heku Heku adında bir çalgı. Tam ritimlik. Yaşişi. Yaşişi. Kaşişi. Kaşişi. From Capoeira. Capoeira. Capoeira'da çalınıyor bu. Yine ritim için. What name? Afoşe. 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 Bu da biraz daha bir yönde. Tabaktan yapılıyor. Bu abi yapmış bunları. Brafa adında. Hepsi el yapımı. Obrigado. İçeride de böyle yiyecekler var abi. Sosisi olsun. Şu tavukmuş. Şu domuz eti dedi. Şu inek eti dedi. Tavuk eti. Peynir. Bu şekilde burada tezgah kurmuşlar. İçeride satış yapıyorlar. Abi yine Caldos adında bir çorba. Karış içerisine böyle sosis, yeşillik atılan bir çorba. Şu etkinlik başlayana kadar buraları gezeyim dedim. Etkinlik başladı. Yavaştan şöyle hareket başladı. Sanki at ormana vurmuş gibi. Adam oradan bir çıkmadı ya. Abi şimdi şöyle biraz bu tarafa geldim. Şöyle biraz da öteki tarafa doğru gideceğim. Yavaş yavaş hava karardı. Kalabalık gelmeye başlıyor. Çok kalabalık. Let's
tempo tutmaya çalışıyorum ama abi imkanı yok yakalamanın. Şu abi 1,5 saattir pistte. Adamı pistten alamadık. Adam at ormanı vurulmuş gibi. Şimdi demin şu kız çocuğu dans ediyor. Amca da ona böyle oyunlar oynuyor filan. Neyse amca bir laf attı bana. Biraz konuştuk filan. O kız çocuğunu evlatlık edinmiş. Ama nasıl ilgileniyor? Kız çocuğu da nasıl mutlu? Danslar ediyor filan. Vallahi beni çok duygulandırdı. Normalde şöyle bir atmosferde ne alaka diyeceksiniz ama bununla paylaşmak istedim sizle. Eğlencenin içinde eğlence, çok güzel görüntüler var. Beni mutlu etti. Sonuna geldik. Alıştık zaten yürümeye. O yüzden biraz yorgunuz. Şimdi ben şöyle köşeye geçeceğim abi. Güzel. İnsanlar dans etmeye geliyor. Kontrolünü kaybetmiyor çok fazla içerek falan. Eğlenmesini biliyorlar. Bu bölge özellikle sambayla özdeşleşmiş. Bu bölgede birçok samba okulu var. Şimdi insanlar da bakıyor burada. Bu kardeşim ne diyor diyor. Hangi dili konuşuyor diyor. İçerideki tek yabancı bendim herhalde. Arkadaşlar bu tarz deneyimler, etkinlikler, geziler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olun. Sizle beraber farklı deneyimler elde edelim. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.